YouTube, ben Ersin Çakı. Yeni bir mobil PUBG videosuyla daha karşınızdayım. Şimdi arkadaşlar, ekranlarınızda bir video görüyorsunuz. Bu video bulabildiğim en kaliteli kapalı betadan görüntüler, mobil PUBG'ye ait görüntüler, videolar arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ve videoya bakıp abi bu mu yani çıkacak olan gerçek mobil PUBG, grafikler rezalet diyenler mutlaka olacaktır. Yani bana sorarsanız bu videodaki, yani şu videonun görüntüsü çok berbat zaten. Grafikleri zaten anlamak mümkün değil arkadaşlar. Ha tabii ki bu mobil PUBG çıktığı zaman böyle olacağı anlamına gelmez arkadaşlar. Neden derseniz, yani video paylaşılmış ama bu video çok berbat bir görüntü kalitesiyle paylaşılmış olduğu için herkese muhtemelen grafikler kötü gelecektir. Ama tabii ki arkadaşlar bazı ayrımlar var. Bunları videoda anlatacağım. Öncelikle videoyu izleyin. Gerçek mobil PUBG görüntüsü bu arkadaşlar. İki farklı stüdyo var. Biliyorsunuz gerçek mobil PUBG'yi iki farklı stüdyo geliştiriyor. Ama ikisi de ayrı ayrı çıkacak. Birisi Lightspeed isimli bir stüdyo arkadaşlar. Diğeri ise Timi stüdyosu. Şimdi bunların farklarını da göstereceğim. Ekranlarınızda zaten izlerken ben de yorumlayacağım sizlere videoyu arkadaşlar. Dediğim gibi grafik kalitesinin kötü olduğuna bakmayın. Video çözünürlüğü çok düşük paylaşılmış. O yüzden bulabildiğim en kaliteli videoyu sizlere hazırlayıp göstermek istedim. Ama video kalitesine bakarsanız zaten birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Videonun böyle piksellerinin nasıl düştüğünü göreceksiniz. O yüzden bu videoda muhtemelen başka videodan video üzerinden kayda alındığı için öyle görünüyor olabilir. Neyse izleyelim arkadaşlar. Bakın ekranlarınızda bir şeye dikkat etmek istiyorum. Şu anda izlemiş olduğunuz videoyu durdurdum. Lightspeed isimli geliştirici bu şu anda izlemiş olduğunuz videodaki mobil PUBG'yi Lightspeed isimli geliştirici yapıyor. Şimdi Lightspeed isimli geliştiricinin yapmış olduğu savaş alanına teşvik isimli oyun, yani mobil PUBG savaş alanına teşvik. Gerçek ismi bu arkadaşlar. Tabii ki bu oyunda dikkat ederseniz radarda ateş etme izleri, ayak izleri ve araba izleri görünecek arkadaşlar. Zaten şurada mouse'umla gösteriyorum, sizler de görüyorsunuz. Ve buradan birinin ateş ettiği anlamına geliyor. Yani Lightspeed maalesef, neden derseniz, yani gerçek PUBG'den uzak bir oyun geliştiriyor, onu söyleyeyim arkadaşlar. Ateş izlerinin radarda görünmesi bence çok büyük bir kayıp. Ha birazdan Timi'ninkine geçeceğiz. Timi'ninki efsane arkadaşlar, onu söyleyeyim. Timi'de böyle bir şey yok, belirtmek istiyorum. Devam edelim arkadaşlar, çok fazla durduk. Burada da görüyorsunuz ki yerden bazı itemları alıyor, eşyalar, silahları falan alıyor. Bunları gördük. Birazdan daha da dikkat edeceksiniz. Tamam, Lightspeed güzel ama arkadaşlar, yani şimdi grafiklere de sakın aldanmayın. Videoda böyle kalitesiz gibi durduğuna bakmayın. Bakın ayak izi, bakın ayak izi, gördünüz mü? Yani biri yaklaşıyor anlamında. Yani bu abi gerçeklikten çok uzak değil mi yani? Gerçek PC'deki PUBG'de böyle bir saçmalık yok bir kere, onu söyleyeyim. Bunlar sanki tutmuşlar abi Rules of Survival'da gördüklerine oyunu aktarmış gibiler. Yani böyle bir şey olamaz. Lightspeed bu oyunu geliştiriyor ama iki farklı mobil PUBG çıkacak, gerçek mobil PUBG, onu da söyleyeyim. Daha önce bununla ilgili paylaşımlarda bulunmuştum sizlere arkadaşlar. Birisini Lightspeed yapıyor, bir diğerini Timi yapıyor ama bence Timi'ninki biraz daha PC'dekine birebir benziyor diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü böyle radarda görünme saçmalıkları yok. Toros. Evet arkadaşlar, Toros aracının kullanım şeylerini de görebiliyorsunuz. Butonlarını falan şu anda ekranlarınızda görebiliyorsunuz. Birazdan daha detaylı Toros ya da PUBG'deki araçlara değineceğiz, göreceksiniz. Bakın yine radarda ayak izi abi. Yani bakın yakınlarında birilerinin olduğunu gösteriyor. Ateş izleri yine radarda çıkıyor. Ve Lightspeed, bakın adam öldüğü zaman animasyon yok. Yani adam öldüğü zaman animasyon yok. Bakın buhar oldu. Birden buhar oldu. Yani bir ölme animasyonu yok Lightspeed'in geliştirmiş olduğu PUBG'de. Mobil PUBG'de arkadaşlar. Yani gerçek mobil PUBG'yi Lightspeed'in geliştirdiği gerçek mobil PUBG'de ölme animasyonu diye bir şey yok. Birazdan bunun bir daha göreceğiz arkadaşlar. Ve bazıları diyecek ki ne, kanlar neden yeşil? Çünkü arkadaşlar Çin'deki Çin'de böyle herhalde böyle şiddetle ilgili yasalardan dolayı olsa gerek, kan görünümünü herhalde yeşil olarak kabul ediyorlar oyunlarda. Çünkü böyle şiddete meyilli olmasın diye insanlar herhalde, bilmiyorum. Bakın şu anda ölecek adam ve
toza dönüşecek abi. Ölme animasyonu yok. Gördünüz mü? Ölme animasyonu yok abi. Yani şimdi Lightspeed neyin kafasını yaşamış bilmiyorum. Yani muhtemelen şeydeki gibi, Rules of Survival'da da adamı vurduğunuzda birden şey oluyor abi, adam hani buharlaşıyor gibi bir şey oluyor, birden kayboluyor. Yani ölme animasyonu diye bir şey yok. Ama birazdan Timmy'yi göreceksiniz ki, bakın şu anda grafikler nasıl berbat oldu, görüyor musunuz gençler? Şimdi bazıları bakacak, diyecek ki ne bu videoya abi, yani gerçek mobil PUBG böyleyse biz Rules of Survival daha kaliteli diyecekler, ama yanılıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki grafiklere aldanmayın. Birincisi, zaten oyun şu anda kapalı beta'da olduğu için kapalı beta'da grafikler çok üst düzey olmayacak tabii ki. Bunlar zamanla iyileştirilecek arkadaşlar. Ve ben şunu söyleyeyim, hani Rules of Survival'daki, bir dakika, araç kullanımları bunlar, zaten ekranlarınızda görüyorsunuz. Rules of Survival'ın da ilk çıktığında grafikler çok kötüydü arkadaşlar. Daha sonra iyileştirdiler. Hatta şöyle söyleyeyim, Rules of Survival'da grafikler yine iyi değil. Yakında görünen grafikler çok iyi olabilir. Yani karakterinizin görünümü ve otların yakın görünümleri çok iyi olabilir, ama uzaktaki bir eve baktığınızda abi bulanık falan görüyorsunuz Rules of Survival'da. O da çok güzel bir grafiğe sahip olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi arkadaşlar, araç kullanımları. Bakın burada enteresan bir olay var. Sanki oyunda Lightspeed'in geliştirdiği oyunda yarış modu mu var abi? 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 diye sayıyor, ama belki video böyle kayde alınmıştır diye düşünüyorum. Oyunda yoksa, bakın araç izleri. Şuradan biraz geriye alayım. Bakın araç izleri radarda görünüyor. Bakın arkadaşlar, bakın radarda araçlar yan yana olduğunuz, düşmanın geldiğini gösteren ayak izi mesela görüyorsunuz. Araç izleri radarda belli yani. Ya biz bunu istemiyoruz ki abi. Oyun, tamam, mobil için yapıyorsunuz. Mobilde hani herkes kulaklık takmak zorunda değil. Belki mobilde evde dışarıda kulaklığı olmayacaktır, o yüzden radarda görünmesi daha hoş olabilir diyenler olacaktır. Ama bu biraz PC'dekinden uzak yani. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Bakın araç izleri radarda nasıl da belli oluyor. Düşmanların geldiğini rahat bir şekilde görebileceksiniz. Yani bu da demek oluyor ki ne? Siz bir yerde yatarken arkanızdan bir araç geliyorsa, onu ses kasarak değil de, ha bir bakıyorsun radarda adam arkamdaymış lan diyorsun, hemen arkana dönüyorsun. Yani bu adamın yerini ifşa etmek gibi bir olay arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum. Ve araç kullanımlarıyla ilgili şu anda zaten ekranlarınızda görüyorsunuz. Toros, biliyorsunuz ki Toros 4 kişilik bir araç arkadaşlar. Ve 3 tekerli motor var ve o da muhtemelen 3 kişilik. Aynen 3 kişilik arkadaşlar. 3 kişi binebiliyor. Şu anda da ekranlarınızda görebiliyorsunuz zaten. Ve arkadaşlar, yani buton kullanımları ne dersiniz? Hoş mu? Yani şu şekilde sağ sol ok şeklinde basıyorsunuz, sarı oluyor falan. Yani... olsun, güzel, bence kolay yani. Kolay bir şey olmuş gibi butonlar. Sadece sağ sol olması güzel. Hani direkt ekranı çevirmenize gerek kalmayabilir. Ve burayı hatırladım. Bu gerçek PC'deki, PUBG'deki haritayı çok hatırladım. Bazı yerlerini hatırlıyorum arkadaşlar. Çünkü PC'de bu oyunu biz de oynadık yani. Her neyse, şimdi özür dilerim arkadaşlar. Araçlar, yine araç kullanımlarını Lightspeed'in, şu anda ekranlarınızda görmüş olduğunuz bu video Lightspeed'in geliştirmiş olduğu oyuna ait. Birazdan Timmy'yi göreceksiniz ki Timmy bence yani yapmış abi. Aa, bakın grafikler çöp oldu arkadaşlar. Neden çöp oldu? Çünkü muhtemelen bu videoyu da başka video üzerinden kayda almışlar, sızdırmışlar. Yani bunu gerçek geliştirici, şu anda şöyle söyleyeyim, gerçek geliştiricinin paylaşmış olduğu net bir video yok. O yüzden bizde, ha burada çok dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var arkadaşlar. Bakın grafikler çöp oldu ya. Şimdi bakın, iyi izleyin. Araç küçük bir ağaca çarptığında bile ölebiliyorsunuz. Bakın küçük ağaca çarpıyor. Bakın durdurdum. Önünde küçük ağaç var arkadaşlar. Normalde diğer Clone PUBG'lerde veya Rules of Survival'da böyle küçük bir çalıya veya küçük ağaca çarptığınızda içinden geçiyor. Ama burada bildiğiniz çarpıyor ve adam ölüyor, buhar oluyor arkadaşlar. Araç da gitmiş oluyor, görmüş olduğunuz gibi. Yani küçük ağaçlara bile çarparsanız araçla muhtemelen hasar alacaksınız arkadaşlar. Ha, Kar 98. Geldik zurnanın zırt dediği yere arkadaşlar. Kar 98 oyundaki en böyle sağlam silahlardan biri abi. Bazıları buna sniper diyebilir çünkü bayağı etkili vurabiliyor arkadaşlar. Bazen
Direkt kafaya attığınızda tek bile atabiliyor, onu da söyleyeyim. Kar98 oyundaki kullanımını görüyorsunuz ve adam buhar oldu. Yani buhar oldu abi ya. Bu PC'deki PUBG'den uzak değil mi gençler? Tamam, animasyon şeyler bir, karakterler aynı, oyunda kullanılan silahlar aynı. Yine şey, Blue Hole tarafından doğrulanmış mobil PUBG ismiyle çıkacak. Yani bu gerçek PUBG olacak ama PC'dekiyle uyuşmuyor. Yani siz de benimle muhtemelen aynı düşünüyorsunuzdur arkadaşlar. PC'dekiyle şey olarak uyuşmuyor. Bazı özellikleri uyuşmuyor abi. Adamın ölme animasyonu yok. Adam ölünce çantası buharlaşıyor. He, şimdi geldik Timmy'ye arkadaşlar. Önce Timmy'nin fragmanı var burada. Ben fragmanı geçeceğim. Neden derseniz fragmanda, hadi fragmanı da izleyelim. Fragmandan bir iki bir şeyle anlatmak istiyorum. Bakın Timmy stüdyo olarak başta girdi. Timmy'nin fragmanı bile efsane arkadaşlar. Ki Timmy'nin geliştirmiş olduğu gerçek mobil PUBG'de ayrı bir mod olacak gibi bir şey duyum aldım arkadaşlar. Hatta bununla ilgili içindeki sitelerden haber okudum. Timmy'nin geliştirmiş olduğu oyun bu. Şu anda fragmanı izliyoruz. Fragmanda gemi savaşları diye bir mod göreceksiniz arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz ki Timmy abi fragmanı bile efsane yapmış. Yani adamlar uğraşmış. Bilmiyorum. Birazdan bakacağız arkadaşlar ama Timmy'nin önceden paylaşmış olduğu resimlerdeki silah yerleşimleriyle birazdan izleyeceğiniz videodaki silah yerleşimleri biraz farklı olmuş. Lightspeed'inkine benzemiş ama aynı değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bir dakika, birazdan şu an fragmanı izliyorsunuz. Neden sesi yok diyenler olacaktır arkadaşlar. Çünkü bunların işte bakın, gemi savaşları. Gemi savaşları muhtemelen Timmy'nin geliştirmiş olduğu gerçek mobil PUBG'deki bir mod, ayrı bir mod olabilecek arkadaşlar. Çünkü bununla ilgili bir yerde haber okumuştum, Çin'deki bir sitede. Gemi savaşları ayrı bir mod olarak yer alacak, yani onu da belirtmek istiyorum. Böyle gemide herkes takım olarak diğer gemilere saldıracak veya helikopterler falan var ama bilmiyorum ne kadar bunu uygulamaya sokarlar. O da çok yani belirgin değil arkadaşlar. Belki daha sonra gelir. İlk etapta gelmese bile daha sonra da gelebilir. Her neyse gençler, şimdi biz bu videoyu, fragman bu. Bunu geçeceğiz arkadaşlar. Yani trailer gibi bir şey bu. Bunu geçeceğiz ve Timmy'nin geliştirmiş olduğu gerçek mobil PUBG'ye bakacağız ve şu anda o da karşımıza gelecek, ekranlarımıza gelecek arkadaşlar. Ben az önce ne diyecektim size, unuttum bilmiyorum. Az önce bir şey diyecektim ama unuttum arkadaşlar. Evet, Timmy. İşte arkadaşlar, öncelikle buton yerleşimlerinden anlayacağımız üzere Timmy'nin daha önce paylaşmış olduğu buton görünümleriyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önceki videoda fark ettiyseniz Lightspeed'in geliştirdiği butonlarla alakası yok. Farklı butonlar arkadaşlar ve bir dakika, şimdi şöyle şurada kaç kişinin öldüğünü yazacak mı bilmiyorum ama PC'de kaç kişinin öldüğünü göremiyorsunuz arkadaşlar ekrana bakarak. Burada da aynı şekilde göremiyorsunuz muhtemelen. Ve paraşütle atlama ekranı, ki abi ben bilmiyorum, Timmy'nin şeyine çok hayran kaldım. Yani ben bilgisayarda da bu oyunu oynadığım için Timmy'ninki bana biraz daha gerçekçi geldi. Bakın Timmy'de kaç kişiyi öldürdüğünüzü burada yazmıyor. Gerçek PC'deki PUBG'de de yazmıyor zaten kaç kişiyi öldürdüğünüz. Sadece oyunda olan kişi sayısını görebiliyorsunuz. 90 kişi var mesela şu anda. Lightspeed, biraz önce eğer geriye sararsanız bu videoyu, Lightspeed'de Lightspeed'in geliştirmiş olduğu mobil PUBG'de kaç kişinin öldüğünü ekranda öldürdüğünüzü yazabiliyordu arkadaşlar. Onu da ayrı bir detay söyleyeyim. Yani bildiğiniz Ruzo Survival'ı almış Lightspeed, mobil PUBG yapmış, yani öyle söyleyelim arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şeyleri sizlere söyleyeceğim. Buton yerleşimleriyle ilgili arkadaşlar, neden derseniz Timmy'nin daha önce paylaşmış olduğu şeyde, videoda ya da ekran görüntülerinde silah yeri bura değildi arkadaşlar. Silah yeri bura değildi. Şu yukarıdaydı. Haritada soldaydı. Muhtemelen daha sonra değişmiş olabilir. Tabii ki kapalı betada neler değişti, neler oldu onu bilmiyoruz arkadaşlar. Açık beta ile ilgili bilgileri de sizlere vereceğim. Şu anda ekranlarınızda iki farklı
oyuncunun ekranını karşılaştırıyor arkadaşlar burada. Yani yüz yüze geldiklerinde çatıştıklarındaki anları gösterecek. Ve burada dikkat etmeniz gereken şey adamın ölüm animasyonlarına bakın arkadaşlar. Buhar olma diye bir şey yok. Bildiğiniz ölüyor ve yere düşüyor. Çantası da düşüyor. Yani bu çok hoş bir şey. Birazdan tekrar göreceksiniz. Dikkatli izleyin ölme animasyonlarını. Çanta düşüyor, buhar olma diye bir şey yok. Adam bildiğiniz yıkılıyor yere. Bu biraz daha gerçekçi. PC'dekine çok yakın arkadaşlar. Bakın öldü, düştü. Yani animasyon çok güzel abi. Gerçek PC'deki PUBG'ye birebir benzeyen bu bence arkadaşlar. Zaten Timi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Timi'nin geliştirmiş olduğu tecrübeye dayalı bazı klon PUBG'leri de var. Yani Timi bayağı tecrübeli bir geliştirici, onu söyleyelim. Neden derseniz Timi'nin yapmış olduğu bir veya iki tane klon PUBG oyunu var zaten arkadaşlar. Onlar da oynarsanız zaten anlarsınız. Çok güzel bir oyun çıkartmışlar ortaya. Ama Timi daha sonra gerçek mobil PUBG üzerinde çalıştığını söylemişti. Zaten bunlar da Timi'den videolar. Ve şu anda Timi'nin videosundan tam ekran bir görüntü görüyorsunuz arkadaşlar. Ve şöyle söyleyeyim. Otlar light speedinginde hareket etmiyordu. Timi'de de şu anda gördüğüm üzere otlar sanki hareket etmiyor gibi. Bu muhtemelen beta'da olduğu için olabilir arkadaşlar. Çünkü Timi daha önce paylaşmış olduğu videolarda otların hareket ettiğini gösteren bir görüntü bizlere sunmuştu. Ama şu anda izlemiş olduğumuz videoda otlar sanki hareket etmiyor gibi. Bu da şundan dolayı olabilir. Birincisi oyun zaten beta'da. İkincisi arkadaşlar grafik ayarları düşürülmüş bir şekilde kayda alınmış olabilir şu anda bu video. Belki grafik ayarları düşürülmüş de olabilir. O yüzden çimlerin hareket şeyleri kısıtlanmış da olabilir. Hani grafiklere fazla etkisi olmasın diye belki animasyonları kısmış olabilirler. Şimdi adamlar burada zaten iki tane bölünmüş ekran görüyorsunuz. İkisinin birbirine sıktığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ve düştüklerindeki animasyon çok daha gerçekçi olduğu için nedense Timi'nin geliştirmiş olduğu mobil PUBG bana daha iyi geliyor arkadaşlar. İkisi de mobil PUBG olacak. Her neyse, videomuz bu kadardı arkadaşlar. Son kez videoyu bitirirken kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Muhtemelen şöyle duyumlar aldım. 16 Ocak'la 18 Ocak tarihleri arasında herhangi bir gün, yani 2 günlük bir ara içerisinde Lightspeed'in geliştirmiş olduğu gerçek mobil PUBG'nin açık betası yayınlanacak diye duydum. Ama bir de 1 Şubat'ta açık beta yayınlanacak diye duydum. Şimdi bu ne kadar gerçek bilmiyoruz arkadaşlar. Biz de sadece bekleyeceğiz. Yani önümüzde 2-3 günlük bir süre var. Bu 3 günlük bir süre içerisinde açık beta yayınlanırsa muhtemelen bizim de oynama şansımız olacak arkadaşlar. Zaten kanalımda videolarını çekip indirme linkini de bulduğumda sizlerle paylaşmış olacağım. Ama Lightspeed mi derseniz, Timi mi derseniz, bana göre Timi'nin paylaşacağı gerçek mobil PUBG'yi biraz daha PC'dekiyle birebir olacak arkadaşlar. Bunu da söylemem gerekiyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazla video için ve gelişmeler için takipte kalın. Abone olun, like atın. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, bay bay. Onlara söyleyin ben Ersin Çaka, FPS modundayım dostum, kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat birisi hasta yapalım, düzenli içerik için hemen like'lara basın. Soranlara söyleyin ben Ersin Çaka, FPS modundayım dostum, kalkın video atalım. Sahip olduğum hayat birisi hasta yapalım, düzenli içerik için hemen like'lara basın.